Değerli izleyenler, bir süredir yayınlarımızı Cumhuriyet TV olarak evimizden sürdürüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin değerli isimleriyle, yazarlarıyla konuşuyoruz. Bugünkü yayın konuğumuz Enver Aysever. Sayın Aysever, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi dilerseniz önce gündemi konuşacağız, Türkiye gündemini konuşacağız, koronavirüsü konuşacağız ama sizin evde zamanınız nasıl geçiyor? Yazılarınızı evden mi yazıyorsunuz? Televizyon programı var, bu süreç nasıl gidiyor? Benim açımdan süreç aslında gündelik hayatımın rutininin çok dışında değil Enver olarak. Çünkü yazıları yetiştirmek için bir ön hazırlık gerekiyor. Televizyon programları için bir ön hazırlık gerekiyor. Bunları yapıyorum bir taraftan. Bunlar nasıl yapılır? Ağırlıklı olarak haberleri takip etmek ve okumalarla, kitap okumalarla destekleniyor benim açımdan. Bir de tabii sonuç itibariyle asıl işimiz edebiyat olduğu için bir yandan da işte bir yeni roman hazırlığı var. Onunla uğraşıyorum. Bu benim açımdan böyle. Ancak sonuç itibariyle okulların tatil olması, evde bir çocukla birlikte 24 saati bir arada yaşama yükümlülüğünü de getiriyor bize. Değişen belki o ve bu değişen durum hakikaten birçok yeni ve yan sorun getiriyor. Çünkü genç bir insana sokağa çıkma yasağını anlatmak o kadar kolay değil. Uzaktan eğitim adı altında saçma sapan bir uygulama var. Ona katlanmak da pek o kadar mümkün değil. Yani keyifli değil, öyle söyleyeyim. Bunlar içerisinde bir tür Türkiye'deki herkes ev hapsinde olması gerekiyor. Belki öyle hatta. Bunu yaşıyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız hepimiz. Yeni bir bilgiyle, yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Bir yandan da bunu düşünüyorum ve tartışıyoruz kendi içimizde. Evet. Peki Enver Aysever olarak üretkenliğinizi biliyoruz. Yeni romandan bahsettiniz. Şimdi koronavirüsü günler bu romanda yer alacak mı veya bir bölüm olarak görebilecek miyiz yeni romanda? Başka bir çalışma yapmayı planlamıştım aslında. Başka notlarım vardı. Bunların hepsini kenara bıraktım ve tam da içinde bulunduğumuz dünyanın iklimini yansıtan bir şey, bir kurgu yaptım. Ben daha önceki romanlarımda da benzer önden bir sezgiyle belki de ya da toplumu okumakla ilgili hem yazgıcılarda hem gece bekçisinin rüyasında bu türden kurmacalar yapmıştım. Onlar da yıllar öncesinden yakalamıştım meseleyi. Şimdi içinden yazıyorum. Tabii ki bu iklimi yansıtan bir kurmaca bu. Bunu olabildiğince hassasiyetle geleceğe de bugünü bırakmak adına bir edebiyatçı sorumluluğuyla yapıyorum. Evet. Şimdi biraz da yazılarınıza geçelim dilerseniz. Bugün Cumhuriyet Pazar'da gerçekten çok güzel bir yazı kaleme aldınız. Botoks, Retweet, Like, Kelle Paça başlığını taşıyor. Biraz bu Cumhuriyet Pazar'daki yazınızla ilgili şunu merak ediyorum. Şimdi son dönemde bilim insanları çokça, sıkça televizyonlara çıkar oldu ve bu koronavirüsle birlikte yorumlar yapıyorlar, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Bu bilim insanlarının açıklamaları sizi ne kadar tatmin ediyor? Valla ilk defa benim yarınki Cumhuriyet yazımda da bu çıkacak. Bir süredir bunu kullanmaya çalışıyordum ama yarın daha açıklıkla ortaya koydum. Yandaş hekimler, daha genel anlamıyla yandaş bilimciler gibi bir tarife de gidiyoruz maalesef. Bilimin temel arayışı hakikattir. Yaşamın işte gizlerini, evrenin, kozmosun gizlerini çözmeye çalışır bilim ve bunları aydınlattıkça toplumla paylaşır ve biz de bunun üzerinden hayatımızın hem anlamını bulmaya çalışırız hem de işte hastalıklar vesaireler gibi sorunlar karşısında nasıl önlem alacağımızı ya da doğayla nasıl uyumlu, bu artık hayal gibi oldu ama uyumlu yaşayacağımızı bulmaya çalışırız. Bilim bizi kibirden kurtarır, kendimize gelmemizi sağlar. Kendimizi anlamsızca insan olarak tüm canlılardan üstün saymamıza, doğadan güçlü saymamıza yönelik ihtirasımızı da aynı zamanda bir hakikat aynası olarak bize gösterir. Bunu yaparken de elbette ki bilimcilerin takındığı tutum aynı zamanda etik bir tartışmayı da ortaya koyar. Bu etik tartışma nedir? Bir bilimcinin örneğin dili, dini, ırkı olur mu
diye sorarız. Bilimcilerin hiçbirisinin bir dini, bir mezhebi, bir işte yurdu vesairesi yoktur. Bunlardan sıyrılarak evrene bakarlar ve hakikati ortaya koyarlar. Dolayısıyla herhangi bir siyasi baskı, herhangi bir iktidar gücü, herhangi bir alkış, şöhret, para gerçek bilim insanını yolundan çeldirmez, dönüştürmez, değiştirmez. Şimdi bu ilkelere bağlı bilim insanları Türkiye'de var mı? Var. Bu ilkelere bağlı, yani insanlığın değil sadece aslında evrenin sırlarını açığa çıkarmak için aklın yolundan giden bilimciler ve bunun etik ölçülerini koyan bilimciler var mı? Var. Ama bunun tersi de var. Ve işte bunun tersinin bizim bugün içinde bulunduğumuz koşulları büyük sorun haline getirdiğini görüyorum. Ve hakikati gölgelediklerini düşünüyorum. Bu açıdan da arka arkaya yazılarda bunu uyarmaya çalıştım. Çünkü bilimci hakikati söylemekle mükellef. Yani saray ne der? Sarayın iktidarında bir şey olur mu? Sarsılma olur mu? Ben bunun sonucunda ne duruma düşerim gibi bir değerlendirme yapmaz. Bunu böyle anlamak gerekir. Bu büyük bir sorun, evet. Evet, Sayın Aysever, aslında birçok noktada görüyoruz, eğer siyasi iktidarı en ufak bir eleştiren yazı veya söylemde bulunan bir insan olursa zaten medyaya çıkartılmıyor, yoğun bir şekilde ambargo uygulanıyor. Şimdi bilim insanları da, bir anda siz de belirttiniz, bilimin gerçeği var, o gerçekle yürümek gerekiyor. Ancak diğer taraftan medyada da yer bulmuyorlar. Tabii çok da önemsediklerini de düşünmüyorum. Gerçek bilim insanlarından hani medyada yer alsak mı olacak, almasak mı olacak diye düşünebilirler. Siyasi iktidara yakın medya kuruluşları özellikle bu konuyu mu gözetiyor? Bunu demek istiyorsunuz? Ya elbette siyaset hayatın her alanında olduğu gibi burada da etkin. Bu etkinliği değil sorun olan, etkinliğini ne yönde kullandığı. Eğer siyasi iktidar gücünü, etkinliğini, yani toplumun kaynaklarını bilimsel araştırmalara ayırsa, aklın yoluna koymuş olsa, üniversitelerimiz dünya ölçeğinde gelişmiş saygın üniversiteler olsa, bilim insanlarımız herhangi bir baskı, sansür görmeksizin fikirlerini açıktan ifade edebilseler ve bunun üzerinde biz dünyaya da katkı yapabileceğimiz bir yerde olabilsek, o zaman iktidarın gücünü, yani olanaklarını kullanmasını olumlu anlardık. Ama siz bugün içinde bulunduğumuz durumlarda neoliberal siyaseti bütün hoyratlığıyla kullanan bir siyasi yapının olduğu dönemde bir salgınla karşı karşıyaysanız ve burada yapılanları söyleyeceksiniz. Bu gerçekten cesaret istiyor bir ölçüyle. Neden cesaret istiyor? Hani içeri atılmak, meslekten atılmak vesaire gibi durumlar önünüze konuyor. Öte taraftan itibar sarsıntısına da uğramanız için her türlü tetikçiler her yerden çıkıp geliyorlar. Ve insanlar, bilim insanı, iyi yetişmiş insanlar, gerçekten işiyle gücüyle meşgul olan insanlar da bu bayağı saldırıya muhatap olmak istemiyorlar. Ve gerçekten Türkiye aslında bir taraftan vasatlığın egemen olduğu bir yapıda bilime ihtiyaç duyuyor. Yani şöyle bir şey düşünün. İktidar da diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bilim insanları eşittir. Yani oradaki değerler aynıdır diyor. O zaman çözsün bakalım Diyanet İşleri içinde bulunduğumuz sorunları. Çözemez. Çünkü bilimle çözülecek meseleler. Bunlar uhrevi sorunlar değil ki. Bunlar dünyevi sorunlar. Ya böyle bir sıkıntı içerisinde Türkiye. Bilim insanlarının çoğunun da bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Bir de fırsatçı olanlar var. Aldıkları sıfatları, titirleri, işte profesör, doçent vesaire gibi titirleri hoyratça kullanan ve aslında sadece o sıfatı almak için yaşamış olan, o sıfatı da ne karşılığında aldığı belli olmayan bir takım isimler de var. Şöhret budalası olanlar var. Var da var yani. Bu gerçekten insanlık açısından önemli bir sınav. Bu sınavda da herkes kendisinin neye tekabül ettiğini söylemeli bence. Evet, Enver Bey, siz dünya sorunlarıyla, meseleleriyle kafa yoran bir isimsiniz. Yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi koronavirüs aslında bize gösterdi ki o bildiğimiz, hani hissettiğimiz dünya aslında bambaşka bir dünyaymış. Bir yandan da başka bir gerçeklik de varmış. Şimdi bundan sonrası için söylüyorum, neoliberal politikalardan bahsettiniz. Bir küreselleşme, dünyanın öbür ucundan geliyor bir silahlı güç, işte yanımızda hemen Suriye'de bulunduğumuz bölgeyi işgal edeceğim diyor veya oranın yeraltı zenginlik kaynaklarını alıp götüreceğim diyor. Başka bir yerden başka bir ülke geliyor.
Şimdi bu koronavirüsle birlikte bizi nasıl bir dünya bekliyor bundan sonra? Benim Perşembe günü Cumhuriyet'te yazdığım yazıdan sonra çok karamsarsın, umutsuzsun türünde eleştiriler gelmişti. Halbuki karamsar ya da umutsuz değilim, gerçekçiyim. Gerçekçi olmadan bir mücadele verilebileceğine de inanmıyorum. Bizi bekleyen mesele nedir? Bence küreselleşme rafa kalktı. Zaten çok uzun zamandır sorunları vardı. Yani insanların değil ama malların sınırsız dolaşımı. Dolayısıyla aslında yeni sömürge biçimleri diyebileceğimiz o yapı egemen de hayatımıza. Şirketler kanalıyla bunu yapıyorlardı. Tabii bundan hızla kurtulacağımızı falan düşünmüyorum. Ama şunu düşünüyorum. Ülkelerin daha kapalı yapıya geçeceklerini. Örneğin bir insanın bir yerden vize almak için, sıradan turistik bir vize almak için gittiğinde bile kılı kırk yarılacağını düşünüyorum. Gündelik hayata dair bir örnek. Yani turistik seyahatler bile çok kolay olmayacak. Ama esas olarak dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri bu virüsün gittikleri bölgede de her ülkenin koşullarına göre değiştiğini de düşünerek, yani herkesin virüsü kendine gibi bir veri var en son okuduğumuz değerlendirmelerde. Tabii ben bir bilimci değilim ama bilim insanlarıyla sıkça program yapıyorum ve metinlerini okuyorum. Önemli isimleri de takip ediyorum. Onlar da bilgilerini güncelliyorlar. Çünkü her an yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalıyorlar ve bunu paylaşıyorlar. Mesela bu bilgiler bile dünyayı başlı başına yeniden düşünmeye yetecek. Bunlardan bir tanesi virüsün içinde bulunduğu coğrafyaya göre farklılık gösterdiği. İkincisi bazı vakalarda virüsün mesela hastalığı geçirmiş olan kimselerde 6 ay içerisinde yeniden görüldüğü fakat daha işte düşük hasar bırakarak görüldüğü ama neticede görüldüğü söyleniyor. Sudan geçme ihtimali olduğu, kanalizasyonda vesaire de yaşayabildiği yönünde bir takım tespitler var Amerika'da yapılan araştırmalarda. Yani virüsün varlığı, virüsün konumu aynı zamanda insanların günlük davranışını ve siyaseti de etkileyecek. Bunu biliyoruz. Nedir bu siyaset? Devletler daha kapalı olacaklar. İnsanlar çaresiz ve güvensiz hissettikleri için kendilerini devletlerin daha otoriterleşmesine karşı daha az itiraz edecekler. Yani örgütlü toplum belki yeni bir sorunla karşı karşıya kalacak. Yani insanları sokakta bir mitinge, bir toplantıya, bir hak arayışına davet etmek belki de o kadar kolay olmayacak, bilmiyorum. Ya da bunun üzerinden böyle bir güvenlikçi politika süreci başlayacak ve bunu bu biçimiyle kollayacaklar iktidarlar ve bunu bir sopa olarak kullanacaklar. Muhtemelen bu buradan ırkçılığın güçleneceğini, ulus devletlerin milliyetçilik meselesinin artarak bunu ırkçılığa varan uygulamalara geçebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dünyanın önemli sorunlarından biri sığınmacılar, göçmenler meselesinin yabancı düşmanlığıyla birlikte daha büyük bir sıkıntıya gideceğini görüyoruz. Yani bugün Türkiye'de işte yağmur yağsa, şimşek çaksa herkes ya kardeşim bu da Suriyelilerin yüzünden diyebilecek bir kolaycılığa varmış durumda. Halbuki bu Suriye meselesinden daha büyük Türkiye'nin göçmen sorunu. Suriyeliler var ama Türkiye'de Afganlar var, Türkiye Cumhuriyetlerden gelen var, dünyanın başka ülkelerinden gelen var. Çünkü Türkiye bir köprü görevi görüyor uzun zamandır ve insanlar Türkiye'ye hepsi de yaşamak için de gelmiyor. Buradan sıçrama yapmak için de gelenler var ama o sıçrama yapanlar da burada kalacaklar ve var %5 %10 olacak belki nüfusun. Bu yabancı düşmanlığı sorunu ne olacak? Bölgeler arası eşitsizlik artacak mı? Bu ayrı bir sorun olacak. Sağlık sistemi Amerika çöktü tamamen. İngiltere büyük sıkıntı yaşıyor. Türkiye'de benzer sıkıntılar yaşayacak. Örneğin bu piyasacılık meselesi tartışılacak. Okullar, okul fikri belki yeniden tartışılacak. Yani okulda insanların yan yana durması bu virüs günlerinde pek mümkün olmadığı görüldü. Acaba yeniden uzaktan eğitim, atölye tipi bir yapılanma falan mı olacak? Bilemiyorum. Yani bunun bir başka boyutu merkezi iktidarların güçlerini yerel iktidarlarla paylaşıp paylaşmama sorunu haline de dönecek bence. Çünkü bir coğrafya, yani bir ülkenin içerisinde farklı coğrafyalarda bile farklı sorunlar olduğu ve olaylara müdahale edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bir yandan ulus devlet güçlenirken bir yandan belki de yerel yönetimler ayrı bir önlem kazanacak. Onu bilmiyoruz. Türkiye bugün bunu söylemek açısından doğru bir yerde de değil. Çünkü başka sorunlarla birleşiyor bu ama bunların hepsi, yani sağlık sorunları, eğitim sorunları, insanların yürüyüş, daha doğrusu yer değiştirme, seyahat etme meselesi
tartışılır olacak. Güvenli olan yerlere virüsten dolayı gitmek istiyor. Ama bir şey daha var tabii. Bütün bunlarla birlikte aslında ifade özgürlüğü meselesi yeniden tartışılacak. Ve bu ifade özgürlüğü meselesi otoriterleşmeyle birlikte belki de baskı altına alınacak. Bu da bir önemli sorun halini alıyor bence, alacak. Ve bizim gibi ülkelerde belki başka bir duruma da neden olacak. O yüzden bütün bunlara hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum. Üstelik başka bir mesele de belki burada tartışmamız gerekecek. Dünyanın sınırlı kaynaklarını dar bir çevrenin tükettiği, insanlığın suya ulaşımıyla ilgili sorunları olduğu, beslenme sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye su fakiri bir ülke. Üç tarafı suyla, denizlerle çevrili olmasına rağmen tatlı su sorunu var. İstanbul'da yarın bu sorun daha da belirgin hale gelecek. Su nasıl üretilecek? Yani denizden gelen arıtmayla mı içme suyuna ulaşılacak? Mesela önemli bir sorun bu. Öte taraftan Türkiye gibi bir ülkede beslenmeyle ilgili olarak çok açık bir şekilde kendi tarımına sahip çıkma, dışa bağımlı olmama sorunu belki daha iyi tartışılacak. Çünkü Türkiye'nin tarım meselesiyle ilgili önemli sorun olduğunu biliyoruz. Maalesef çiftçisini sıkıntıya yönelten bir idare anlayışı var. Ta 80'lerden bu tarafa neoliberal siyasetle birlikte. Bunu da Türkiye konuşacak ve tartışacak. Ama bütün bunlar otoriterleşmeyle nasıl olacak? Bunu da göreceğiz. Daha tabii bunları çok anlatabilirim. Bunları çok kafa patlatıyorum. Yani sanat alanı nasıl dönüşecek? Yani konserler, tiyatro oyunları, operalar, günlük hayat, restoranlar, meyhaneler, gece kulüpleri. Bunlar ayrı bir tartışma olacak. Turizm meselesi ayrı bir tartışma olacak. Türkiye içerisinde de ayrı tartışma olacak. Kısa vadede bunlar tartışılacak. Bir de tabii bu kadar büyük dış borcu olan bir ülkenin, üretmeyen bir ülkenin, bütün neredeyse ihtiyaçlarını ithal ederek karşılayan bir ülkenin kendi kendini çevirebilip çeviremeyeceği sorunuyla da karşı karşıya kalacağız. Bunlar önümüzdeki önemli sorunlar. İyi tarafı ne olabilir? Bir iyi tarafı yok bu tabloların ama iyi tarafı şu olabilir. İnsanlar tüketim alışkanlıklarını gözden geçirebilirler. Tüketim alışkanlığının gözden geçirilmesi neoliberal siyasetinde sorgulanması anlamına gelebilir belki. Umut ederim bunu. O zaman da belki sağlık sisteminde daha kamucu bir anlayış, eğitimde daha yaratıcı düşünceye yönelik bir anlayış ve belki bu AVM perestlik ortadan kalkarak başka bir hale dönüşebilecek bir dünyada kurulabilir mi diye soracağız. Ama Türkiye'nin güvenlikçi politikalarının artması, otoriterleşmesi tüm dünyada beklentilerimden biri açıkçası. Evet, aslında Enver Bey, siz arkadaşlarınız da belirttiği gibi biraz daha karamsar bakıyorsunuz bu gelişmelere. Tabii. Yalnız geçtiğimiz günlerde bir makalede okumuştum. Dünyanın en zengin 42 insanı dünyanın bütün gelirinin yarısına, yani 3-4 milyarlık bir insanın gelirine eşit gelirleri demişlerdi ve gerçekten burada adaletsizliği ortaya çıkıyor. Siz de biraz vurgu yaptınız. Bu dönemde özellikle yerel belediyecilik veya yerel güçlerin biraz daha güçlenebileceğini düşündüğünüzü belirttiniz. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir tartışma vardı işte. İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, İzmir'de olsun, Adana'da olsun. Yani muhalefetin elinde olan belediyelerle merkezi iktidar arasında bir tırnak içerisinde sürtüşme yaşandı. İşte kim hizmet götürecek, bağış nasıl toplanacak, kim toplayacak tartışması yaşandı. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi normal demokratik ve kuralları belli olan bir ülke olsa, yani liberal, batı tipi liberal bir demokraside yaşıyor olsak böyle sorunlarımız olmazdı. Çünkü herkes ne iş yaptığını bilirdi. Herkes de kendi işini hemen yapardı. Ne olurdu o? Bir, ülkenin bir merkezi hükümeti, yani parlamentodan, meclisten çıkmış bir hükümeti olurdu. Hükümet parlamentoyu, meclisi toplar, hızlı kararlar alırdı alınması gerekenleri. Zaten daha önceden öngörülmüş kararlarda herkes işini yaparak uygulamaya konulurdu. Dolayısıyla bilim kurulunun varlığı, Sağlık Bakanlığı'nın görevleri, İçişleri Bakanlığı'nın görevleri, yerel yönetimlerin görevleri bilinirdi. Herkes de kendi görevini yapardı. Kriz dönemlerinde de, afet dönemlerinde, salgınlarda nasıl bir tutum takınılacağını yönelik herkes işini bilirdi. Çünkü hukuk devleti olmanın gereği olarak zaten bu gücünü insanlar anayasadan alırlardı. Meşruiyetini ve iradesini de halka dayandırmış olurlardı. Oysa ki Türkiye, Türk tipi başkanlık sistemi denen bir sistemle yönetildiği için, dünyada da başka benzeri olmadığı için ve örneğin Türkiye'nin bakanları meclise falan hesap vermediği ve meclisten de seçilmediği için saraya, yani başkana, yani cumhurbaşkanına
hesap veriyorlar. Dolayısıyla hiçbir kararı Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan, Cumhurbaşkanı'nın iradesi, ideolojisi, düşünsel yapısı göz önünde bulundurulmadan uygulamaya koymak mümkün değil. O yüzden de Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı basın toplantısı yapıyor ve basın toplantısında hiçbir şey söyleyemiyor. Temenniler vesaireler söylemiyor ve Cumhurbaşkanı'nın karar alması gerekiyor. İçişleri Bakanı benzer durumu yaşıyor. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yani yerel yönetimler öyle mi yapıyor, merkez yönetim böyle mi yapıyor tartışmasının temeli Türkiye'deki düzenin, yani bu Türk gibi başkanlık sistemi denen dünyada benzeri olmayan yapının bizatihi kendisinden kaynaklı sorun var. Bunu da görmüş olduk bu dönemde. Tedavi edebilir miyiz? Ayrı, ama gördüğümüz açık. Öte taraftan Türkiye'de maalesef bütün yönetimdeki organların, belediyeler de dahil olmak üzere, bu sadaka, bağış türü alanların sanki doğru, iyi, alkışlanması bir uygulamaymış gibi aktarılmasına yönelik bir zaafı var. Halbuki bir ülkede devletin bağış toplamak zorunda kalması, halka da bunu sadaka gibi veriyor olması o ülkenin aslında bir sosyal devlet olmadığının göstergesidir. Bu aslında bir düşkünler toplumu yaratıldığının göstergesidir. Muhtaçlar toplumundan hareketle ele uç açmak zorunda kalan milyonlarca insan olduğunun göstergesidir. Halbuki yurttaşların hakları olur. Yani yurttaşlar herhangi bir holdingin bağışına, herhangi bir siyasinin iki dudağın arasından gelecek iradeye mahkum kalmazlar. Siz evsizseniz o yasadan, hukuktan gelen hakkınız da ya yerel yönetim ya merkezi ülkenin, kimse onun sorumlusu, o size gereğini yapar. Barınma hakkınızı, sağlık hakkınızı, beslenme hakkınızı, eğitim hakkınızı, yani temiz suya ulaşmak, sağlıklı yiyeceğe ulaşmak, sağlık hizmeti alabilmek, eğitim alabilmek, barınabilmek vesaire, neyse, bunlar haktır. Dolayısıyla sadaka kültürüyle muhtaçlar toplumu içerisinden bu sanki değerli bir şeymiş gibi sunulması yanlıştır. Temelde bu yanlıştır. Yani biz bir holdingin ne kadar çok bağışta bulundu diye alkışlanmasını eleştireceğimize, yadırgayacağımıza, ama diğerleri yapmıyor, bu yapıyor diyoruz. Yani bu şunun gibi, bir siyasetçinin dürüst olmasını övgüye değer buluyoruz. Halbuki dürüst olmak sadece siyasetçinin değil, her insanın doğal içinde bulunduğu ölçüsü, etik değeri olması gereken bir olgudur. Böyle mi? Değil. Bunun gibi bir kere temelde böyle bir sorun var. Elbette ki yerel yönetimler büyük organizasyonlar olduğu için bunu hızla yapabilecek kabiliyetteler ve elbette ki onların yapması gerekir. Ancak burada herhangi bir yerel yöneticinin, bir belediye başkanının da alkış alması, helal olsun sana denmesi benim yadırgadığım bir durum. Ya zaten oy vermenizin nedeni hepimiz adına birisinin bu organizasyonu yapması. O kimsenin o görevde olması, o kimsenin bu siyasi gücü kullanmasının nedeni toplumun o insana güvenmiş olmasıdır. Yani belediye başkanı kimdir? Şehir emini. Yani kağıt üzerindeki tez, şehrin en emin kişisi olmasıdır. Şehrin en emin kişisi de şehirdeki herkes adına şehrin kaynaklarını kullanır. Şehrin kaynaklarını adil kullanır, namuslu bir şekilde kullanır ve şehrin sorunlarını çözer. Doğal olarak da şehir emini, yani belediye başkanı, bu görevi yapmakla yükümlüdür. Bu insanların bu görevi yapmasını engellemenin ne anlamı var? Son derece ayıplı ve son derece siyasi çıkar için yapılmış bir uygulama. Tersine böyle dönemlerde merkezi yönetimlerle yerel yönetimler arasında uyum olması ve meselenin daha hızlı sorunların çözülebilmesi için gerekenin yapılması gerekir. Yani mesela bugün içinde bulunduğumuz tabloda bu salgın süreci diyelim ki 3-4 ay içerisinde atlatıldı. Ama biz gördük ki biz bu kafayla, bu bina stoğuyla, bu insan malzemesiyle, bu yönetim anlayışıyla, bu iktisadi koşullarda İstanbul depremine yakalanırsak bittik. Ben bunu yazdım. İstanbul biterse Türkiye biter ve bir egemenlik sorunu haline gelir. Yani size yardım edeceğim diye dışarıdan gelen insanları daha sonra geri gönderemezsiniz. Bir anda müstemleke haline dönersiniz. O yüzden bugün merkezi hükümetinde, yerel yönetimlerinde el ele verip önce bu salgının ardından onu hemen çözmek için gereken yapılmalı. Ama bu salgının ardından deprem meselesini 12 ayda çözülecek hale getirmeleri gerekir. Yani yıkılması gereken ne kadar bina varsa hemen yıkılmalı. Yerine
çıkar falan bilmem ne düşünülmeden kamu kaynaklarıyla nasıl yapılıyorsa o yoksul mahallelerde kamu kaynaklarıyla, varsın mahallelerde o insanların da katkısını alarak, artık bilemiyorum şu anda uzmanlarıyla konuşmak lazım ama neticede ölümle, büyük kitlesel ölümlerle sonuçlanabilecek bir meseleyi çözmemiz için yapmamız gereken tek şey nedir? O da hızla bunu bir sene içerisinde halletmektir. Güvenli binalar oluşturmak, kent planını ona göre yapmak ve Türkiye'nin de ekonomisinin buradan kaynaklı olarak ayakta kalabileceğini, Türkiye'nin egemenliğinin de buradan kaynaklı olarak güvence altına alınabileceğini bilmek gerekir. Evet. Erhan Bey, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yansımalarından bahsettiniz. Türkiye'yi getirdiği durumu anlattınız. O yansımalardan bir tanesini geçtiğimiz günlerde gördük. Aslında 31 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilecekti. 2 saat önce ilan edildi, ancak bir anda sokaklar ana baba gününe döndü diyebiliriz. Şimdi bu uygulamayı nasıl görmek lazım? Türkiye'nin yönetim açısından, evet siz belirttiniz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yansımalarını anlattınız ama mesela bu tek bir kararda, tek bir örnekte bu yapıyı nasıl yorumlarsınız? Bu tabii bir felaket. Şöyle ki felaket. Yani şöyle düşünülmüş olduğunu varsayıyorum ben. Cuma akşamı son saatlerde açıklayalım. Borsa morsa vesaire de etkilenmesin. İşte insanlar da evlerinde zaten olsunlar. Biz bunu ilan edelim. Pazartesi günü de kaldıralım. Ama bir, iki günlük bir karantina, ki bu karantina da değil ayrıca, onu da söylememiz lazım. Karantina tam tecrit gerektirir. Oysa ki insanlar evlerinde, yan komşularıyla gidip görüşmeye devam ediyor. Bahçelere çıkıyorlar, çay içiyorlar. Dolayısıyla ilişki kesilmiş değil. Dolayısıyla bu sokağa çıkma yasağının niye olduğu belli değil. Bir. İkincisi, insanlar çok şaşırtıcı bir şekilde bir ölçüde. Bir taraftan da aslında hiç şaşırtmayacak bir şekilde. İkisini de söylememiz mümkün. Bazı durumlar bize böyle düşünmeyi gerekli kılıyor. Yani bir taraftan insanlar bir refleksle, yani bu iki gün dediniz ama bu daha fazla da sürebilir kaygısıyla alışverişe çıktılar ve on binlerle, yüz binlerle ölçülebilecek bir insan grubu, belki milyondur bilmiyorum, dip dibe yan yana, yani bir bulaşıcı salgında olabilecek en kötü görüntüleri verdiler. Buna şaşırdık mı? Hayır, güvenmedikleri için şaşırmadık. Ama şaşırdık mı? Şaşırdık. Bir taraftan insanlar kendi sağlığını hiçe saydılar. Demek ki o bilinçte hiç yokmuş, hiçbir yerde yokmuş. Yani daha okur yazar semtlerde de yokmuş. Bir kere bu öngörülebilmeli miydi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama devletlerin hızlı karar alması bir erdemmiş gibi sunuluyor. Oysa ki hızlı karar almak değil, doğru karar almak ve akılcı karar almak önemlidir. Dolayısıyla toplantı yapıyorsa, bu kadar danışman, bu kadar siyasetçi varsa ve aradan da bu kadar zaman geçiyorsa, siz en doğru uygulamayı yapmakla yükümlüydünüz. En hızlı, akşamüstü oturup da ya da bir gün önce olan böyle mi yapalım, hadi yapalım gibi olmaz bu iş. Nitekim bilim kurulu üyelerinde siz de biliyorsunuz sıkıntıları olduğu, istifa etmeyi düşünenler olduğu yönünde de bilgiler geliyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistem dünyanın hiçbir yerinde uygulanamaz. Türkiye'de de uygulanıyormuş gibi görülüyor ama sonuçları itibariyle aslında çözümsüzlük ürettiğinin farkındayız. Evet. Enver Bey, evde kaldığımız günler, karantina altında beklediğimiz günleri yaşıyoruz. Son sorum, bir yazarsınız, dünya meselelerine kafa yoruyorsunuz. Ben bir okur olarak sizin kitaplarınızı izleyicilerimize öneriyorum. Peki siz izleyicilerimize hangi kitabı, hangi sinema filmini veya hangi diziyi önerirsiniz? Siz hangilerini izliyorsunuz, takip ediyorsunuz bu süreçte? Valla ben dizi hiç izlemiyorum. Yani bilmiyorum dizileri. Çünkü bu farklı platformlarda bir takım diziler olduğunu, oynadığını duyuyorum. O platformlar benim evimde yok. Bizim platformlardan bir tanesinde Mezzo Channel var, klasik müzik platformu. Oradan konser izliyorum, müzik dinliyorum. Yani ekranla olan ilişkim bu. Onun dışında zaman zaman haberlere bakıyorum ama çok kısıtlı. Dolayısıyla sinemayı çok seven birisi olmadığım için sinema filmi hiç yani hayatımda çok yoktur. Sinema filmi tavsiye edebilecek noktada da değilim. Ancak kitaplar konusunda şunu söyleyebilirim. Edebiyatla meşgul olan insanlar açısından
önemli bir dönem olduğunu düşünüyorum. Edebiyatın bizim aynı zamanda da düşünsel olanaklarımızı da genişleteceğini umuyorum. Yani herkese bu neticeyi vermiyor ama vermeli. Ben bu dönemde tekrar okuma yaptığım Albert Camus'un Vebasını bu salgından dolayı çok Dr. Liu'nun o mücadelesini çok ibretli buluyorum ve onu okudum. Yine okudum, bir başka kitabı tekrar okudum. Camus'un Baş Kaldıran İnsanını yeniden okudum. Mesela hemen elimin altında bu Camus'leri hızla okudum ve tamamladım. Arkasından okumaya devam ettiğim kalınca bir kitap, 500 sayfalık bir kitap var. Muzaffer Buyrukçu'nun günlüklerini okuyordum. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Onu bitireceğim. Eduardo Leve diye okunuyor herhalde. Lev de olabilir, bilmiyorum. Bir Fransız. Sel Yayınları'ndan Otoportre ve İntihar diye iki kitabı çıktı. İncecik kitaplar çok etkiledi beni. Çok severek okudum. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş'unu okudum. Margaret Duran'ın bir ince kitabı Sevgili'yi okudum. Emil Zola'nın Nasıl Ölünür'ü okudum. Milan Kundera'dan birkaç roman okudum. Körleşmeyi tekrar bu süreçte okudum. 20. yüzyılda Rus kültür tarihini okudum. Aşk ve Kapital, Marx'ın özel yaşamından hareketle çok sarsıcı bir kitap. Onu okudum. Biraz Çehov öyküleri okuyorum. Bunlar şu anda ağırlıklı okuduklarım. Bir de Anesli'nin Henry Miller'la yaşadığı o kimilerinin sapkın dediği aşkı anlattığı güncesini bu arada yeniden okudum. Daha da bir sürü bir şey okuyorum. Son 15-20 gündür bunlarla meşgulüm. Evet, okuma devam ediyor. Aslında Enver Bey, Albert Camus'dan bahsettiniz. Çok önemli bir isim. Benim de yakından takip ettim. Hemen bütün kitaplarını okuduğum bir isim. Şöyle ki, İkinci Dünya Savaşı döneminden o insanların umutsuzluğa düştüğü bir dönemde hayır, yaşam ve umut vaat eden ve bu yönde gerçekten çok güzel yazılar kaleme alan bir isim. Özellikle nihilizme karşı gelişini çok yakından takip ediyoruz. Nihilizme karşı geliyor çünkü hep yaşama sevinci, umudu anlatan bir isim. Bu anlamda izleyicilerimize de tavsiye ediyoruz. Sayın Aysel'a çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki. Çok teşekkürler.